Trabzonspor'da Uğurcan yokken Erce Trabzonspor taraftarını ahvah ettirmiyor. Fenerbahçe'de 6 ay sonrası Berke yine aynı şekilde ettirmedi. Çünkü Berke'den de bir ümidi var Fenerbahçe taraftarının. Maçın ilerinden de. Beşiktaş'ta performans eleştirilebilir ama Ersin yoksa Mert Günok gibi bir tecrübe var diyebiliyoruz. Ama Galatasaray'da Muslera yoksa kim var diyoruz? İşte Fatih Öztürk mü, İsmail Çipe mi? O da İsmail Çipe oynuyor zaten. Fatih Öztürk de oynamıyor zaten. Yani olduğu zaman İsmail Çipe oynuyor. Hazırlık maçında bir de hoca isyan etti hani sonra. Şimdi yani Muslera yokken İsmail Çipe oynuyor. Galatasaray taraftarı kalemize inşallah top gelmez diye dualar eşliğinde izler maçı yani. Dolayısıyla sizin rakiplerinizde böyle bir kaleci rotasyonu varken sizin de orada Muslera'ya bir alternatif çözüm üretmeniz gerekiyordu sezon başında. En büyük hatalarından bir tanesi buydu. Diğeri de Galatasaray'ın hücumsal anlamda sezon başından beri yaşanan bir istikrarsız problem var. Orada da sürekli olarak hücum hattının her hafta değişiklik göstermesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Peki netice itibarıyla... Ezgi pardon. Şimdi hücum hattında Galatasaray'ın ileride kaç tane oyuncusu var sayalım. Bir Halil. Santrafor'da üç tane. Bir Halil. Mustafa Muhammed Cagne. Bunlardan hangisi Galatasaray'ın top olmalı? Cagne. Hangisinin opsiyonunu kullanırsa alabilecek oyuncu? Mustafa Muhammed. Hangisi Galatasaray'ın değil? Halil. O öncelik hakkı varsa. Galatasaray kendisinin olmayan bir oyuncu alıp şu an oynatıyor. Yani oynarsa Brentford vermeyebilir. Yani biraz da böyle stratejik hareket etmek lazım. Yani uzun soluklu, uzun vadeli hareket etmek lazım. Sonuçta getirisi götürüsü oynatırsam ne olur, seneye ne olur, satabilir miyim, alabilir miyim? Yani Halil'den vazgeçesin demiyorum. Halil çok kıymetli. Milli takım için de çok değerli bir oyuncu. Ama ben olsam şahsen önce kendi hani sahip olduğum oyuncuyu kazanır, onu oynatır, onu parlatırım. Ya da alabileceğim oyuncuyu. 4 milyon dolar vereceksem, alabiliyorsam opsiyonu, o oyuncuya yatırım yaparım. Esas ona yatırım yaparım. Onu kazanırım. Ya bu da bir strateji olabilir aslında. Ama tabii ki hocalar biraz daha belki haftalık düşünüyorlar. Belki daha uzun vadeli plan da yapmayabilirler. Ki Fatih Hoca aslında bu proje uzun soluklu bir proje. Uzun soluklu proje ise o zaman bu projenin içerisinde ne Muhammed var ne de Cagne var diyorsunuz. Halil var demek ki. Ama Halil de senin değil ki. Sen sahibi değilsin ki Halil'in. Evet. Peki şimdi... Her şeye rağmen Avrupa'da iyi giden bir Galatasaray'dan bahsediyoruz ve şüphesiz ki derbiye takılmayıp artık yüzünü Marsilya maçına dönmesi gerekecek. Galatasaray'ın tabii bunu ne kadar başarabilecek bunu da ayrıca sormak istiyorum Nevzat. Hali hazırda 8 puanla zirvede yer alan bir Galatasaray'dan söz ediyoruz. Marsilya maçı çok çok kritik tabii ki. Şimdi acaba ne beklemek lazım bu karşılaşmada? Hem kadro anlamında hem ortaya konacak oyun anlamında Fatih Terim'den ne gibi sürprizler beklenebilir? Yani yine biz Avrupa'daki o... ligde göremediğimiz o farklı Galatasaray'ı görecek miyiz acaba Marsilya maçında? Derbi maç bir üzüntü yaratıyor ama bence büyük bir hayal kırıklığına da gerek yok. Sonuçta Galatasaray fena oynamadı. Kazanabileceği hakem ve VAR tartışmalarının bol olduğu maçı kaybetti. Çok güzel bir ambiyans vardı. Olmadı. Yani kaybedebilirsiniz. Ligde zaten hani bu sezon istikrarlı sonuçlar devam ediyor ama Galatasaray'ın Avrupa'daki motivasyonu, oynadığı oyun... Avrupalı rakiplere karşı geliştirdiği strateji daha anlaşılabilir, daha sonuç veren bir strateji. Marsilya maçı da en azından yenilmemeniz gereken bir maç. Galatasaray'ın hala grubun lideri olması, puan farkı olması Galatasaray açısından önemli bir avantaj. Dün arkadaşlarla bir aradaydık, hatta şeyi konuştuk, yani maç ne olur ne olmaz diye bir muhabbet ederken, Marsilya'nın son hafta Lyon maçı biliyorsun, tartışmalar nedeniyle işte Payet'in, kafasına evet, atılan bir yabancı madde nedeniyle oynanmadı. Şimdi bu Marsilya lehine mi aleyhine mi? Bunu tartıştık kendi aramızda. Ben biraz daha lehinedir diye düşünüyordum ama arkadaşlar yok dinlenirler bilmem ne ona bakmak. Ya işte, tamam o doğru ama Marsilya'nın bu sezon Nice deplasmanında da benzer bir sıkıntı yaşandı. Çıktılar ligde kazanması gereken maçı kazanamadı. Yani illa dinlenmiş olması, hırpalanmamış olması. Hatta arkadaşlar şey diyor ya. Bilerek Galatasaray maçı için oynamadılar falan filan. Abarttılar olayı falan diyorlar. Orasını bilmiyorum. Ama netice itibariyle Cengiz'in olmaması, Payet'in olmaması Galatasaray için büyük bir şans. Galatasaray ilk maçta fena oynamadı. Ki bayağı bir olay vardı o maçta da. Ben yarın başka bir Galatasaray bekliyorum. Yani en azından sonuç odaklı, sonucu alabilecek bir Galatasaray bekliyorum. Avrupa'da bu plan tutuyor. Ve... Avrupa'da başarıda, Avrupa Ligi'ndeki başarıda küçümsemeyelim. Türkiye Ligi'nden tabii daha ki değerlidir galiba. Sanki böyle hani şey eski Intertoto falan böyle çok önemsenmiyormuş gibi hava var da
maddi anlamda da ülke puan açısından da bir kere her şeyden artı önemlisi. Önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi gruplar açısından da stratejik öneme sahip bir maç. Galatasaray grup lideri olduğu vakit zaten Fatih Hoca da söyledi. Başka şeyler konuşabiliriz. Ben umutluyum. Yarın taraftarın da hani derbi maç hayal kırıklığına karşın maça ilgi göstereceğini düşünüyorum. Zaten bir galiba 35 bin bile satılmıştı bu sabah itibariyle. Bu da iyi bir saati rakam. Saati de iyi. 20.45'te başlayacak mücadele. Gidilebilir bir saat. Galatasaray'ın yani en büyük avantajı şu, kazanmaya değil kaybetmemeye oynaması yetiyor. Yani berabere dahi olsa Marsilya'yı kenara atıyorsunuz zaten. Burada kazanmak, berabere bitirmek önceliği değil. Yani kaybetmemesi yetiyor. Kazanmak ikinci planda olabilir. Beklersiniz çünkü kazanmaya daha çok ihtiyacı var. Ama evinde oynuyor ve Lazio'da şimdi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Oynasın. Sizin yani burada yapmanız gereken zaten Marsilya'nın gruptan çıkması için sizi yenmesi gerekiyor. Galatasaray bu sezon size yüklenecek bir rakibiniz olacak karşıda. Bu sizin sezon yüklenmenize ihtiyacınız yok. Galatasaray en iyi oyunlarını bu sezon Avrupa'da bekleyerek oynadığı oyunlarda bir maç yarattı. Kesinlikle öyle. Bir maçta sadece uzun yıllar sonra hatta Fatih Hoca da söyledi. Galatasaray ilk defa uzun yıllar sonra bir Avrupa maçında favori. Mutlak kazanması gereken maç. Lokomotiv Moskova maçı İstanbul'da. O maçı kazanamadı. Diğer maçta da Galatasaray mutlak kazanması gereken değil. Yani beklediği maçlarda sonuca gitti işte. Lokomotiv deplasmanı, buradaki Lazio maçı, keza Marsilya deplasmanında alınan puan. Bütün bunlar neydi? Geçiş cümlelerinin son derece doğru uygulanması, rakiplerine karşı Galatasaray'ın beklemesi, topun arkasına geçmesi. Bütün bunlar bence Avrupa'da sonuç verdi. Kazanması gereken maçı buradaki Lokomotiv maçı. Onu kazanamadı. Marsilya maçında hadi kazanalım. İddialı hale gelelim, garantileyelim, parolasıyla çıkarsan kazanamazsın yani. Öyle o, agresif bir Galatasaray görmeyeceğiz diyorsun. Yok, yani olmayacak. Yani Lazio maçındaki Galatasaray olacak da. Hani böyle hurra takım halinde saldıralım plan olmaz. Yani hücum Galatasaray'ın önceliği hücum etmek olmamalı. Yapamıyor Marsilya zaten, maçında. Yapamıyor zaten. Set hücumu yapamıyor Galatasaray. Yani, hayır sıkıntı zaten var. Olmamalı. En iyi oyununu Galatasaray kontra atak, aynen hızlı öyle. Hücumda, geçiş hücumunda oynuyor. Çünkü Kerem Aktürkoğlu ve Morustan gibi bunu çok iyi yapabilecek iki tane kanat oyuncunuz var. Kerem Aktürkoğlu'nun en büyük artılarından bir tanesi de offside'e yakalanmıyor. Yani o çizgiyi, rakip savunma çizgisini çok iyi takip edebiliyor. Şimdi burada kazanmaya ihtiyacı olan takım Marsilya. Marsilya'nın size yüklenmesi gerekecek. Siz eğer savunmada ve orta saha hattında iyi durabilirseniz Marsilya'ya karşı orada kaptığınız toplarla yakalayacağınız kontra ataklar Kerem ve Morustan'ı hızlı hücumlara çıkarır ve skor avantajını sağlayabilirsiniz. Galatasaray'ın en büyük artısı bu. Galatasaray'ın ihtiyacı yok kazanmaya. Marsilya'nın var. Galatasaray dengeli bir oyun oynadığı takdirde özellikle savunma... Riskler alacak taraf Marsilya. Tabii ki yani orta saha hattında Galatasaray'ın güçlü durması gerekiyor ve savunmasını da çok fazla ileri çıkarmadan bir oyun oynaması gerekecek Galatasaray'ın. Orada Kerem ve Morusan'a büyük iş düşecek. Mesela Fenerbahçe derbisinde biz işte Halil Dervişoğlu'nu gördük, eleştirdik vesaire ama belki Marsilya maçında Halil de oynayacaktır bu açıdan. Daha hızlı bir oyuncu olması özelinde söylüyorum bunu. Kerem, Halil, Morustan gibi üçlüyü sürebilir Fatih Hoca. Ya da Mustafa Muhammed oynatır orada. Muhammed de olabilir. Evet. Yani ikisinden biri. Yani çünkü sizin oyun şablonunuz Marsilya maçında hücum etmeye yönelik, yani doğrudan hücum, takım halinde hücuma yönelik olmaması gerekiyor. Çünkü siz zaten kaybetmeseniz size yetiyor. Mesela Beşiktaş deplasmanında hoca Cagney ile başladı. Amaç şuydu. Topu biraz ileride tutsun. Arkadaşlarını işte alan açsın vesaire o amaçla yapamadı. Yani Cagney bazen düşündüğünüz gibi olamayabiliyor. Marsilya maçı da ben açıkçası farklı bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani reaksiyon gösterecektir. Artı Avrupa'daki başarı bu takımı olan şeyi de arttırır. Yani kredisini de arttırır. Hocanın kredisi zaten çok fazla. Ama en azından yönetim ya da yapılacak eleştiriler noktasında da ligi taraftar unutturur. Biraz daha şey olur. Yani bekler. Sanki taraftar şu an derbi sonucuna tepki vermek için de bu maçı bekliyor gibi. Ya işte onu geçen şöyle dedim. Şimdi taraftar, siz taraftara şeyi bir kere sattınız. Yani taraftar aldı, kabul etti. Neydi o? Biz bir işte uzun vadeli bir plan yapıyoruz. 3 senelik işte takımı gençleştiriyoruz vesaire vesaire. Taraftar bunu kabul etti mi? Etti. Ya taraftar dediğin şey bugün kabul eder, yarın tepki gösterir. Yani bunun garantisi yok ki. Kimse taraftara iki hafta önce destek veriyordun, niye şimdi diyemezsin. Evet, taraftar destekledi, doğru. Ama iki hafta sonra
Ya da Marsilya maçında olası kötü bir sonuç. Yani inşallah böyle bir şey olmaz. Yani o zaman Galatasaray'ın gruptan çıkma durumu da tehlikeye girecek. Son maç Lazio deplasmanı. Zaten öyle bir şey olursa ligde de yani oluş puan durumu belli. Şu an Galatasaray'ı ayakta tutan Avrupa. Avrupa. Ve senin bu yatırımları nasıl karşılığını alabilirsin? Avrupalı zaten Türkiye Ligi'ne çok fazla odaklanmıyor. Avrupa Ligi'ndeki performansına göre senin bu oyuncularına teklif gelecek. Galatasaray bugün inşallah yarın Marsilya'yı yener, Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederse, bir çeyrek final, bir yarı final görürse, o zaman yaptığın bu yatırımın karşılığını fazlasıyla alırsın. Nelson'a 20 milyon gelir. Ne bileyim, Çikaldo'ya teklif gelir, Molson'a teklif gelir, Markov'ya inanılmaz teklif gelir, Kerem'e gelir. İşte o zaman bu plan amacına ulaşmış olur. Galatasaray için normal bir maç değil yani. Yani Galatasaray taraftarı kesinlikle bu konuda bence hiç karamsarlığa gerek yok. Yarınki maçı Fenerbahçe maçından daha, ben bana sorsan yani derbi öncesi benim için önemli olan Marsilya maçı derdim. Abartmaya gerek yok Fenerbahçe maçı. Yani sonuçta kazandığım vakitlikte hala çok iddialı duruma gelmiyorsun. Zaten Trabzonspor iddialı. Ama Avrupa'da bir şeyleri başarabilirsin. Bir yere gidebilirsin. Şu an Avrupa Ligi'nde yarı final oynamak, çeyrek final oynamak Galatasaray için Türkiye Ligi'ni almaktan daha kolay bir hedef.